olguları, olguların nedenlerini, sonuçlarını ve arasındaki bağlantıları inceliyoruz. Peki bunu hangi yöntemlerle yapıyoruz? Öncelikle bir sosyolojik araştırmada, aynen psikolojik bir araştırmada olduğu gibi önce bir hipotez oluşturulur. Hipotezin öteki adı neydi hatırlayalım? Varsayım. Hipotezin doğruluğu deneyleme aşamasıyla saptanır. Araştırma yöntemlerinden en uygunu seçilerek hipotez sınanır. Doğruluğu kanıtlanmış hipotezlerden de bilimsel yasalara ulaşılır. Öncelikle kullanılan yöntem genellikle bütün sosyal bilimlerde kullanılan gözlem yöntemi. Gözlem konunun sistemli ve amaçlı olarak incelenmesidir. Sosyolojide gözlem iki şekilde yapılabilir. Katılımlı gözlem ya da katılımsız gözlem. Hemen küçük bir hatırlatma. Psikolojide de gözlem iki şekilde yapılıyordu. Doğal gözlem ve sistematik gözlem şeklinde. Katılımlı gözlem, araştırmacının araştırdığı sosyal gruba katılması ve o grubun bir üyesi gibi davranarak gözlemlerini yapması biçimidir. Katılımlı gözlemde araştırmacının katıldığı grupla özdeşleşmesi gözlemin sonuçları açısından sakıncalı olabildiği için tartışmalı bir yöntemdir. Katılımsız gözlemde ise araştırmacı dışarıdan bir yabancı gibi gözlemini yapar. Anket sosyolojide en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Anket belirli bir konu hakkında soru formlarıyla bilgi toplama amacıyla yapılır. Anket aracılığıyla insanların ilgili konudaki düşünceleri saptanmaya çalışılır. Burada örneklem alma diye çok önemli bir kavram var. Örneklem alma şudur. Araştırma alanı çok genişse örneklem alma tekniği uygulanır. Örneklem alma, araştırma evrenin temsil eden birimlerin alınmasıdır. Mesela şöyle bir araştırma yapmak istesem. Desem ki, üniversite öğrencilerinin sosyal kulüplere katılmaları, onların başarılarını nasıl etkiler gibi bir çalışma yapmak istediğimde, bütün üniversitelerdeki bütün öğrencilere anketi yapmam olanaksız olacağı için, daha doğrusu çok zaman ve çok para gerektireceği için örneklem alırım. Örnekleme alırken de, Mümkün olduğu kadar araştırma evrenin temsil eden birimleri almaya çalışırım. Anket hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Onları şöyle bir tarayalım. Örneklem grubu bütünü temsil edecek şekilde oluşturulmalıdır. Anket soruları hipoteze uygun hazırlanmalıdır. Anket soruları kolaydan zora doğru sıralanmalıdır. Sorular günlük dilde grubun anlayacağı şekilde hazırlanmalı. Bir terim kullanılıyorsa mutlaka bunun açıklaması yapılmalıdır. Anket süresi sıkılmayı engellemek adına kısa tutulmalıdır. İsim yazmak anketi yapan kişinin isteğine bırakılmalıdır. Genellikle zaten anketlerde isim yazılmaz. Başka bir yöntem görüşme. Psikolojide de kullanılan bir yöntem bu. Bireylerle araştırılan konuya yardımcı olması beklenen bilgileri almak amacıyla gerçekleştirilen etkileşimdir. Görüşme daha çok bir destek yöntemdir. Tek başına çok fazla kullanılmaz sosyolojide. Müzik